Efendim, merhabalar. Nuri Sevgen Üstadım'la biz çok eski tanışıyoruz ve bugün değer katan yatırım finansmanın nasıl diyeyim, güzel YouTube ondan sonra kanalından tekrar bir araya gelebilmek benim için büyük mutluluk. Tabii maalesef hafifçe piyasaların ateşten gömlek giydiği zamanlarda üstadımla konuşuyoruz ama ilk önce kendisine müsaadenizle bir hoş geldiniz diyeyim. Aslında ev sahibi kendisi ama lütfetti. Hocalığıma hürmeten beni moderatör olarak belirledi. Nuri Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yani siz zaten sadece hocalığın yanında televizyonculuğunuzu da ben biliyorum. Yani yıllarca TV8'de beraber sizin az konunuz olmadı. Şimdi ben de Doğru. Ayüstü Alfa'dan böyle bağlandım hocam size. Canlı yayında beraber piyasaları ve ekonomiyi değerlendiririz inşallah. Sizin karşınızda tabii konuk olmak benim için büyük bir şeref. Estağfurullah. Efendim, İstanbul Hayvansaray Üniversitesi yatırım finansmanı ailesine ve çok kıymetli müşterilerine saygı ve sevgilerini sunar. İlk önce bunu söylemeden edemeyim. Siz buradan görmüyorsunuz. Sizin de çok sevdiğinizi tahmin ettim. Rahmetli Erdoğan Hoca'nın resmi var. Erdoğan Erkin Hoca'nın tam karşımda. Aa hocam, Çok hocamı sağ olun. tabii ben en son Mahinur'un şeyin düğününde görmüştüm rahmetliyi. Siz Sonra ya. tabii göremedik. Evet. Şimdi o derdi ki bana, Emre'cim, ekonomide sebep sonuç ilişkileri o kadar karmaşık hale geldi ki bizim 19. yüzyıl ya da 20. yüzyılda okuduğumuz tartışmaların bugün itibariyle 21. yüzyılda bazılarının hiçbir kıymeti kalmadı dedi. Bunlardan önemlisi faiz enflasyon tartışmaları, efendim şey Phillips curve dediğimiz bu, efendim enflasyonla mücadele ederken acaba işsizlik düşüyor mu çıkıyor mu diye. Fakat Nuri Üstadım, bildiğim bir tane gerçek var. Bunu da bu kanalı izleyenler için söylemek istiyorum. Ekonomi maalesef anlık değerlendirmelerle nasıl diyeyim, kıymet bulmuyor. Çünkü bugün aldığınız kararın bazen orta vadede sonuçları çıkıyor. Bir örnek vereyim. Ronald Reagan, Jimmy Carter'dan başkanlığı devralınca Amerikan ekonomisi oldukça kötü. Ve Ronald Reagan karar veriyor. İlk önce sermaye vergisini indiriyor. Sermaye piyasalarından kazançların vergisini indiriyor. Ardından kurumlar vergisini indiriyor. Ama bir bakıyorsunuz 2 sene boyunca ekonomide yaprak kımıldamıyor. Hatırlayan hatırlıyordur. Ronald Reagan bir otelden çıkarken öldürmeye kalkıyorlar. 6-7 ayda hastanede yatıyor biliyorsunuz. Tam kaburga kemiğinin Evet. oradan giriyor. Kalbine böyle yarım santim şey kala. Fakat hastanedeyken saygıdeğer başkan, Allah rahmet eylesin, öyle derler hani toprağı bol olsun diyelim onların ülkesi. Mütevefa. Mütevefa. Bir anda ekonomi canlanıyor ve bir kere daha seçiliyor. Time dergisi de kendisiyle bir röportaj yapıyor ve muhabir soru soruyor. Diyor ki, Sayın Başkan, ekonomi bir daha diyor zora girerse ne yaparsınız? Ronald Reagan da cevap veriyor, kendimi vurdururum diyor. Ondan sonra büyük ihtimalle işe yarar diyor. Yani demek istiyor ki bütün vergileri indirdik vesaire yaptık ama bana ateş eden birisiyle beraber diyor ekonomi canlandı. Bazen bilemiyorsunuz yani sebep sonuç ilişkilerini. Şimdi bugün geldiğimiz noktada dünyada çok çok ciddi bir tedarik zinciri kopması ve aynı zamanda alabildiğine yükselen fiyatlar ve Türkiye'de bundan azade değil. Tabii ki Türkiye'de çok ciddi bir enflasyon bunalımı yaşıyor. Eğer dünyadaki gibi hani enflasyon %5 ama faizler %3-2 falan olsaydı belki bugünkü tartışmalar beyhude olacaktı, yapmayacaktı. Ancak öyle değil. Türkiye'de enflasyon 21 ama faizler işte 14-15 seviyesinde olduğu zaman dışarıdan bakan için çok popüler olmayan bir görüntü veriyoruz. Ancak biliyorsunuz yatırım finansman çok eski, Türkiye'nin en eski aracı kurumu olarak bütün bu dalgalanmaların hepsini yaşadı, atlattı, kuvvetle ayakta duruyor. Siz de onun bir temsilcisiniz. Şimdi ben özellikle sizden merak ediyorum. Ben bir ekonomist olarak, bir akademisyen olarak biliyorsunuz Olaylarla Türkiye Ekonomisi kitabını da yazmıştım ben. Yani Cumhuriyet tarihinde de, dünya tarihinde de bu türbülansları biz gördük, çok gördük. Yani sayısı fazla. Ancak bir başka özellik taşıyor mu acaba? Siz kendi tecrübenizde şu an yaşananları nasıl özetliyorsunuz? Buyurun efendim, söz sizde. Hocam ben tabii yatırım finansman kadar eski olmamakla birlikte sektörde 30. seneme yaklaşıyorum ben de. Yani pek çok krizi fiilen profesyonel anlamda gördüm. Ve özellikle son dönemde yaşananların en büyük sıkıntısı, belki de böyle bir dönem hiç yaşamadım diyebilirim. Ekonomi ya da finans tarafı tabii biraz daha rasyonel olmayan, irrasyonel insanın
rasyonel hale getirilmesiyle ya da ona çabalanmasıyla mümkün hale geliyor. Yani işte bu merkez bankalarının son dönemdeki moda terimi olan forward guidance'la, yani geleceğe dair beklentileri yönetmekle bir siyah kuğu olmaması üzerine kurgulu. Yani bir beklenti var çünkü ekonominin ya da finansın ana temelinde o beklentileri doğru yönetmek yatıyor. Eskiden kolaydı. Altın rezerviniz vardı. Altın rezervi kadar para basıyordunuz. Bitiyordu gidiyordu. Altın zaten bir değerli alışveriş metasıydı. Ama sonrasında siz paranın karşılığı olarak itibar ortaya koymaya başladıktan sonra itibarı fiyatlamanız gerekiyor. O fiyatlamayı nasıl yaparsınız? Faiz oranıyla fiyatlarsınız. Eğer itibarınız gelecekteki dönemde faizlerin şu anda enflasyon yüksek olsa bile faizin enflasyonun çok da altında olmasını fiyatlıyorsa piyasa, piyasa fiyatlar. Ya da tam tersi olursa yine piyasa fiyatlar. Asaf Hoca'nın bir lafı var, çok severim. Paranız fazla değerliyse de faiziniz yanlış yerdir. Paranız fazla değersizse de faiziniz yanlış yerdedir der. Çünkü bu faizi belirleyen de piyasadır. Şimdi sizin, yani Merkez Bankası'ndan son dönemlerde konuşulan gündemle konuya gelmeye çalışayım. Merkez Bankası'nın bir sürü faiz var piyasada bu arada. Merkez Bankası'nın yaptığı faiz oranı haftalık borçlanma faizdir. Yani giderler bankalar Merkez Bankası'na bir hafta olarak borç alırlar. Bu borç oranına da biz politika faiz diyoruz. O da %15'e indi. Ancak bu faiz sadece tek faiz değil. Yolunca taşıdır o tabii yani. Evet. Onunla başlıyor hayat değil mi sizin? Onunla başlıyor. Aynen, o bir göstergedir. Ama şöyle bir şey var. Eğer bunu siz piyasanın dışında, piyasa göstergelerinin dışında farklı bir şekilde oynattığınız zaman piyasa o yöne gelmiyor. Siz eğer faizleri yükselttiğiniz zaman faizlerin düştüğüne çok köreler şahit olduk. İşte önceki Merkez Bankası Başkanı'nın uyguladığı politikalara faizleri arttırmasıyla piyasada faizler düştü. Çünkü beklentiler değişti, enflasyonist beklentiler değişti, kurla ilgili durum netleşti. Bu da doğal olarak geleceğe dair bakışı değiştirdi. Geleceğe dair bakış değiştiği zaman da forward guidance dediğim, geleceğe doğru bakış şu anki faiz oranının düşmesi gerektiğini ortaya koydu. Çünkü bir özgüven oluştu. Çünkü ekonomi ve finans özgüvene odaklı. Ama şu aşamada ben 28-30 senedir bu piyasada olan biri olarak, yayından önce sizle konuştuk. Dolar ne olur, Merkez Bankası kararından önce ne yapsak diye sorulara muhatap oluyoruz. İnanın ben doların ne olacağını bilmeyi bir kenara bıraktım. Ben 15 dakika sonra ne olacağını göremez hale geldim artık. Yıl 1958, 4 Ağustos. Ve biliyorsunuz Adnan Menderes'in zamanında çok haşmetli bir devalüasyon oluyor. 1 dolar 2.9 liradan bir anda resmi olarak 9 liraya. Fakat dolar bulunamadığı için de kara borsada 20 liraya çıkıyor. Şimdi dalgalı kur sisteminde benim bildiğim önünde sonunda bir sekip geri geliyor. Çünkü vatandaş iki tane şey söylüyor Nuri Usta. Bir, diyor ki ya eninde sonunda bir ya bu buradan da alınmaz diyor. Burası da çok yüksek canım, ben buradan niye alayım diyor. Yüksek bulanlar da elinde varsa satıyor. Çok eğlenceli bir şekilde. Ve benim hoşuma gidiyor yani. Fakat burada Merkez Bankası müdahale ettikçe vatandaşta ve yatırımcılarda şöyle bir intiba uyanıyor. Dur ya, ne oluyor yani, kontrolden mi kaçıyor acaba diye. Halbuki yani biz normalde dalgalı kur sistemine güveniyoruz. Neden? Çünkü kendi kendine çalışan bir emniyet sübabı olduğunu biliyoruz. Fakat niye idare güvenmiyor diye yatırımcı ne yapıyor? Demek diyor şeyin aklında bir diyor fiyat var. İdarenin 14 lira ya da 15 lira. Şimdi bence olayı bu açıdan da yorumlamak lazım. Ben olsam bu müdahaleyi yapmam. Ama ikimiz de biliyoruz ki Merkez Bankası aslında o kadar da kontrolden çıkmış falan değil. İhtiyacı olanlara döviz arz ediyor aslında. Biz bunu da anlıyoruz. Yani. Çünkü bu memleketin bir ödemesi var. Yani sonuçta bankaların açık pozisyonu var. Şimdi geçenlerde bir bankacıyla konuşuyorum. Şunu söyledim. Döviz tevdiat hesaplarına dönüşmesi sürekli Türk lirası hesaplarının aslında teknik olarak bir sıkıntı değil. Teknik olarak derken şöyle. Biz biliyoruz ki bütün bunların hepsi Türk lirasının döviz türevi hesapları. Fakat dövize endeksli oldukça yükümlülük bankalarda açık pozisyon oluşuyor. Bu açık pozisyonu anlık kapatmak için bankalar mecburen döviz satın almak zorunda kalıyorlar. Efektif talep yaptıkları için de döviz yükseliyor. Şimdi dolayısıyla nasıl güven vereceğiz ve vatandaşı döviz almaktan caydıracak demeyeyim, ayıp bir laf o, TL'ye imrendirecek olan neler yapılabilir? Mesela gelin beraber tartışalım biz. Hocam bir kere çok basit. Şöyle biz uluslararası piyasaları çok yakından izliyoruz. Siz de eminim takip ediyorsunuzdur. Ama biz tabii sürekli ekranın karşısında olduğumuz için sizin kadar akademi tarafında olmadığımızdan, işimiz bu olduğundan çok daha yakın izliyoruz. Hocam benim yurt dışı piyasalardan Türkiye'ye doğru atak olduğu zaman ilk baktığım şey
Türk lirası swaplarıdır. Yani Londra Türk lirası üzerine talep var mı yok mu? Çünkü dolar TL dediğiniz bir paritedir. Dolar alırken gider TL'ye verirsiniz ya da TL'ye borçlanırsınız. O yüzden TL'ye ihtiyacınız vardır. Şimdi o yüzden bakıyorum Londra swapları oldukça düşük. Hatta Merkez Bankası'nın geceli borçlanma oranlarının bile altına düşüyor çoğu zaman. Burada o zaman demek ki dışarıdan bir talep yok. İçeriden de bir çıkış yok. Ama bütün talep içeriden. Yani Merkez Bankası'nın bunu görmesi çok kolay. Yani Merkez Bankası şu an talebin ne kadar olduğunu, günlük olarak alınan dolar miktarının ne olduğunu birebir biliyor. Net biliyor. Bu data onda var. Buradaki sıkıntı hocam şu. Merkez Bankası eğer TL'yi sıkıştırırsa yeteri kadar. Şöyle bir örnek ver. Rakamlarla gidelim. Türkiye'de zaten %56 civarında döviz tevdiatlarda yaklaşık 250 milyar dolar civarında. Gecelik olarak her gece Merkez Bankası'ndan bankalar 360 milyar TL civarında nakit alıyorlar. Şimdi bizim yeni uyguladığımız sistem eskiden farklıydı. Böyle gidiyor geliyor para değil mi? Aynen. O parayı gecelik olarak almak zorundalar. Çünkü yoksa likitte kriz olur. 2001 krizini çıkaran sebeptir. Bankacılığın en büyük riski likitte, ikincisi de maturity mismatch'tir. Vade uyumsuzluğudur. Şimdi olmasın diye Merkez Bankası last lender of first resort, yani son para sağlayıcı olarak parayı vermek zorunda. Burada da TL'ye sıkışıklar. Bunu biraz daha sıkıştırırsanız o zaman ne olur? İnsanların döviz satma durumu ortaya çıkabilir. Yani siz bunu yapabilecek çok enstrümana sahipsiniz. Burada bizim en büyük sıkıldığımız nokta şurası. Piyasaya yön verenler burada doların düşmesini çok da istiyormuş gibi bir imaj çıkmıyor. Bu da çıkmadığı için de zaten sıkıntı buradan ya da spekülasyon buradan kaynaklanıyor. Yoksa bu yapılmaya kalkıldığı zaman direkt müdahaleden önce o kadar çok yöntem var ki boğarsınız. Çünkü ciddi bir talep yok, yabancı talep yok. Yani sizin 58'de verdiğiniz örnek devlet eliyle yapılan devalüasyondu. Bizim bu dönemde yakın vadede yakaladığımız tek örnek belki 2008'deki büyük oynama olur. Çünkü 2001'de bir devalüasyondu. Yani devlet eliyle yapıldı. Bir gecede 600 bin liradan dolar, o zaman 6 sıfır vardı. 1 milyona çıktı. Sonra 1.700'e kadar çıktı vesaire. Ama şu anda hatırlıyorum Kemal Derviş'in istifa söylentisiyle falan. Evet, evet. 94'te benzer bir şey oldu sadece. 94'te 6-7 kuruşlardan, 6-7 liradan özür dilerim. Hatta 6-7 bin liraydı. 47 bin liraya da 42 bin liraya kadar çıkmıştı. Ama orada da Tansu Çiller hazine ihalelerini 3 ihaleyi iptal etti. Yarım puan düşürmek için. Ve ondan sonra büyük bir likitte boşluğu bu hareketi yakaladı ve orada bankaların ciddi şekilde short pozisyonları vardı. Doğru, bu zaten doğru. En büyük tetikledi. Ama şu anda short pozisyon yok. Aynen. Short pozisyon yok. Yabancıların çok fazla piyasada olmadığını biliyoruz. Likitte bu kadar yok. O yüzden doları düşürmek aslında çok kolay. Ama isteniyor mu? İşte bizim kafamızı karıştıran nokta bu. Tabii şunu da söylemek lazım. Bu zamana kadar TL'nin istikrarını sağlayan, yani 2002 ile 2013 arasında istikrarını sağlayan aslında ekonomiden hariç şeyler. Yani mesela bir adalet reformu olmuştu hatırlarsanız. Evet. Biz Avrupa Birliği ile chapter'ları açıyorduk. Yani mesela özgürlükler adına önemli adımlar atılıyordu. Eğitim konusunda bir seferberlik başlamıştı. Yani ama bir anda döndü o. Yani TL'nin istikrarını sağlayan tüm davranışları bir kenara atınca TL istikrar sağlayamadı. Yani 6-0 atmak mesela önemli bir devrimdi. Fakat evet. Sıfırların yanında iki tane ekliği verdik bir anda. Yani dolayısıyla Arjantin'i hatırlarsanız Carlos Menem birinci kademe reformları yaptıktan sonra bir gevşedi. Bu Arjantin'in ikinci vakasıdır. 1920'lerde Perón iktidarında da aynı şey oldu. Sonra bir süre sonra Perón iktidarı ipi elden kaçırınca iç ve dış düşmanlar yarattı. Bütün zenginleri bir kere düşman ilan etti. Bunlar sizin sömürüyor diye. Fakat sonunda gittiler. Yani dolayısıyla şu anlamda söylüyorum. Avrupa'da da dünyanın herhangi bir yerinde mesela reformlar başladığı zaman sonuna kadar devam ettirmeli. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Ne zaman konferans veriyorsam ben gülüyorum hep tebessüm ederim. Ama iç siyasetle dış siyasetle sakinleşme olana kadar ben döviz kurlarının sakinleşme beklemiyorum. Buradan sözü size devrediyorum. Buyurun. Hocam siz tabii jeopolitik açıdan da baktınız ama ben biraz daha işin finans tarafından baktığım zaman gördüğüm şey çok basit aslında. Yarını görebilmenin ötesinde daha uzun vadeyi görebildiğimiz her noktada fiyatlama ona göre yapılacaktır. Şu anda önünü görülemeyen bir durum var. Yani en büyük sorunumuz o. Merkez Bankası faizi indirir mi? Ne kadar indirir? Veya artırır mı? Yani bunların hiçbiri belirsiz. Şu anda bu kadar çok siyah kuğuyla boğuşurken önünü göremediğimiz nokta sıkıntımız var. O yüzden bizim öngörü kazanmamız lazım. Çünkü yatırımcı dışarıdan baktığı zaman şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin
birer ferdi olarak doğal olarak farklı bakıyoruz. İçeriği tanıyoruz. Ama dışarıdan hiç Türkiye'yi tanımayan bir fon olduğunu düşünün. Türkiye'ye para sokmak istiyorsunuz. İlk bakacağınız şey Türkiye'nin reytingidir. Doğru. Gerçekten değer verilmiş, dünyada öngörüsü yüksek olan reytinglere bakarsınız. Reyting firmaları bir şey vermişse ondan sonra orada daha önce yatırım yapmış kurumlarla görüşürsünüz. Doğru. Sonra da buraya bir para soktuktan sonra parayı çıkarıp çıkaramayacağına bakarsınız. Bunların hepsi tamamsa ondan sonra uzun vadeli öngörülere başlarsınız. Doğru. Şimdi siz her giren para giriyor, girebilir de burada fırsatlar olabiliyor çoğu zaman ki dünyanın en yüksek faizini veren ülkelerden biriyiz. Ama bu fırsattan sonra çıkmaya kalksan %1800 swap faiziyle karşılaşıyorsunuz. Yani bütün herkes küçük bir delikten çıkmaya çalışıyor. Ondan dolayı sorun oluyor. 1800 swap faiz deyince insanın kafası biraz almayabilir ama bir gecede %4 dolar bazında faiz demek. Bir gecede. Yani eksiğinizi kapatmak için katlanacağınız maliyetin anormalliğini anlatan harika bir aynen sanat. Aynen öyle. Bu doğal olarak yatırımcı bir daha Türkiye'ye gelmek istemiyorum kısa vadeli aman deme noktasına geliyor. Yani finansal anlamda kısa vadeli yatırımcı olarak sıcak para akımı olarak söylüyorum. Uzun vadeli şeyi belirleyen bunların zaten oturmasıyla olur. Bunlar oturduktan sonra da uzun vade evet tamam der. Bir partner bulalımla başlar. Sonra biz direkt yatırım yapalımla gider. O noktaya gelir. O yüzden hani dolar yükselir hocam. Dolar düşer. Ekonomi yükselir düşer. Ama sorun şu volatilite. Ekonomide bu kadar büyük volatilite olduğu zaman fiyatlama olmuyor. Bugün dolar 13.90 şu anda sizle konuşurken bakıyorum. İşte 12.50'ye düştü. 14.50'ye çıktı noktasında ben hangi fiyatlamayla ne iş yapacağım? İhracatçıyı da yıkıyor bu. Yani. Evet. Çok üzülüm. Küçük esnafı bile yıkıyor hocam. Küçük esnaf bile fiyatlama yaparken diyor ki artık günlük saatlik değişiyor diyor. Yani şöyle bir şey. Merkez bankacılığı teorisinde rasyonel beklentileri kırmak için force majeure zamanlarda ters hareketler yapılır ki iş dengeye bulsun. Merkez bankası piyasanın çok önemli bir unsurudur. Ve sürekli olarak kendisinden medet umanları terse yatırmak gibi bir mecburiyeti falan da yoktur yani. Onu da söylemek istiyorum. Üstadım artık herhalde vakti tamamladık. Evet hocam. Gerek derdi Erdoğan Hoca. Anasını hani bal gibi sohbet ama yani bir yerde kesmek lazım. Ben son sözü size bırakıyorum. Rasyonel beklentiler çerçevesinde gelecek programa kadar acaba neler diyeceğiz, neler konuşacağız? Buyurun söz size. Hocam genel olarak zaten piyasa şu aşamada önümüzdeki hafta 3 tane olaya odaklanmış durumda. Bir tanesi önümüzdeki hafta Fed'in yapacağı FOMC toplantısı, bir tanesi Merkez Bankası toplantısı, bir de özür dilerim 13 Aralık değil bugündü, şimdi hatırladım. Merkez Bankası Amerika'da gelecek olan enflasyon datasına odaklanacak. Şu anda Amerika'da gelecek olan enflasyonu bekliyoruz. Tahminin birazdan gelecek o da zaten. Bu yayına girdikten sonra çıkmış olur ama 6.8 bekliyor. Amerika'da enflasyon 6.8 inanılmaz rakamlar. Yani bunların üzerinden Fed ve arkasından Türkiye'de para politikası kurulunun toplantısının sonuçları önümüzdeki haftanın belirleyicisi olacak. Burayla ilgili bir senaryo yapmaya çalışacağız bu dönemde. Umarım her şey daha stabil, volatiliten uzak olur. Yükselişler düşüşler hep olur ama volatilite olmasın hocam. Bunu sevmiyoruz. Efendim, yatırım finansman değer katar dedik. Nuri Sevgen Üstadımın çok kıymetli hem teknisyen hem de dersleriyle bize ışığıyla feyiz veren saygıdeğer Nuri Sevgen'e yatırım finansman ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Ben de böylece yatırım finansman değer katar diyerek bu programı bitiriyoruz. Bundan sonraki programlarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim hocam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.